Ezgi'yi al. Benim? Müziğin sesini kısar mısınız? Bizimle emniyete kadar gelmenizi rica ediyoruz. Anlamadım. Sorun nedir, neden? Bunu emniyette gittiğinizde öğrenirsiniz Ezgi Hanım. Lütfen. Önceden bir sebebini söylerseniz. Polis bey, ben avukatım. Sebebini öğrenebilir miyiz? Detayları emniyette öğrenirsiniz. Ezgi Hanım, buyurun. Özgür, ne yapacağız? Ezgi Hanım, buyurun. Çıkalım be buradan hep beraber. Tamam, eşyaları toplayıp geliyorum. Tamam. Ezgi'yi götürüyorlar Emre. Nereye götür? Buyurun. Ezgi Hanım, buyurun. Buyurun Ezgi Hanım, alabilir miyiz sizi? Tolga'nın daha önce verdiği şikayet dilekçesi. İşleme koymuş anlaşılan. Şimdi bekliyor, ifadesini alacaklar. Ya onun bir suçu yok ya. Ben gidip konuşayım amirle. Ona nasıl bir kumpas kurulduğunu falan anlatayım yani. Yani şu an konuşmanın Ezgi'ye hiçbir faydası olmayacak Özgür. Bir bekleyelim, polisler ifadesini alsınlar. Sonrasında bana bırakın zaten. İyi, ben burayı sana bırakıyorum halde Deniz şimdilik. Ben Tolga ile konuşacağım. Ben Ezgi'nin yanına gidiyorum. Tamam, ben de geliyorum. Hadi. Tamam, hadi. Biz ne yapalım barmen? Lan bir kelle paça içelim bir yerlerde, burada varsa yakında. Kelle paça mı? Ha. Saçmalama öyle, sarımsaklı sarımsaklı kokarız. Gel, emniyette bedava çay veriyorlar. Yani ikram. Bedava? Tabii, çay için. İkram. Tabii canım. Ezgi'yi karakola ifadeye almışlar. İyi ki Tolga vazgeçince imzaladığı şikayet dilekçesiyle delillerin olduğu dosyayı saklamışsın. Evet, vazgeçince şaşırdım. Ezgi'yi kimliğini açık etmeden işe aldı. Sonra ona verdiği bilgisayardan şirket sırlarını gizlice mail attı. Yani çok büyük plan, çok büyük organizasyon. Çok çabuk vazgeçti. O gerçekten özgür mekanı kendisinin üstüne yapsın diye Ezgi'yi tuzağa düşürdü. Kullandı ve işi bitti. Evet, ama benim işim bitmedi. Bu planı bozacak tek bir kişi var. İrem. Tolga bana organizasyon alanındaki kamera görüntülerini aldığını söyledi. O görüntülerde İrem, Ezgi'nin bilgisayarından mail atıyor ve bunu görüyoruz. Dolayısıyla o görüntüler bizde olduğu sürece İrem bize hiçbir şey yapamaz. Tolga'yı kontrol altında tutmak yeterli öyleyse. Aynen öyle. Bravo, bravo. Bunu da düşünmüşsün. Seni tebrik ederim. Hadi bakalım Özgür Bey. Bunu da çöz, görelim. Daha özenli, daha nizamlı istiyorum. Nerede Tolga? Nereye saklandı? Aa, Özgür Bey. Tolga! Nerede Tolga Gizem? Tolga! Gizem, Tolga nerede? Ay burada değil. Ne oldu ki? Özgür... Tolga! Özgür Bey burada değil. Ben yalan mı söylerim size Özgür Bey? Bulamayacağımı zannediyorsun. Ha? Gel buraya, gel. Gel buraya. Cehenneme gitse bulurum onu Gizem. Anladın mı? Gelir gelmez haber vereceksin bana. Duydun mu? Tamam, veririm ama burada değil. Ne oldu? Gizem, Tolga'ya söyle, yoksa bu daha çok çıldıracak. Bir önce ortaya çıksın, çözelim şu işi, tamam? Ay, hiçbir şey anlamadım. Kimi temizliyorsun? Ne oldu ki? Kusura bakmayın. Böyle bir gerginlik oldu. Afiyet olsun. Şişt, güzellik. Allah kurtarsın. Sağ ol. Sizi de... Mevzu büyük müydü yani? Mevzu büyük müydü derin? Ufak. Ufak. İlk sefer mi? Benim de. Yok Ünal'cığım, yok. Yani cevap vermiyor. E mesajlara da dönmedi. Normal hayatım. Eğlenmeye devam ediyorlarsa duymuyordur telefonu. Ne yapalım artık? Ay hayatım, olur mu ne yapalım? Yani kimliğini bulamıyoruz. Gitsinler baksınlar mekana. Yine alsın, muhafaza etsin. Yarın da bize kargolasın. Kimliksiz olur mu hayat?
koysana ya. Tutuklatacaksın bizi. Yerine koy, yerine. Efendim teyzeciğim. Cansucuğum, yavrum Ezgi yanınızda mı canım? Ezgi yanımda mı benim? Ezgi yanımda mı? Ezgi... Teyze bakıyor. Ezgi yanımda yok teyzeciğim, yok. Nasıl yanında yok ya? Siz açılışta beraber değil miydiniz kızım? Biz açılışta değiliz. Biz açılıştan çıktık teyzeciğim. Şeye geçtik, Levent'in evine geçtik. Zeynep Levent'te kalıyor ya. Biz onu böyle her gece uyutuyoruz, sonra uyandırıyoruz. Ona masal okuyoruz. Tekrar yatırıp tekrar kaldırıyoruz teyzeciğim. Teyze sen Deniz'i ara. Deniz'i ara, o sana şey yapar, söyler teyzeciğim. Tamam yavrum, tamam. Söylesene baştan beri biz oradan çıktık diye. Ay bir ton şey anlatıyorsun, Allah Allah. Hadi kapat telefonu. Ben Deniz'i arayacağım. Allah Allah, valla bu kız da garip olmaya başladı ha. Ya sen ne yapıyorsun? Niye beni aratıyorsun? Ne diyeceğim ben Levin teyze? Uydursana bir şey ya. Ne yapayım? Uyduramadım. Uyduramadım yani işte. Kafa yandı, uyduramıyorum. Yani o uydurulurdu da birden arayınca tabii ki uydurulamadı. Uymadı yani, canı sağ olsun. Uymadı. Bak düşündüm de belki ben kimliği yanıma almadım. Yani iş yerinde bıraktım. İstersen önce oraya bakalım, sonra ararsın Deniz'e. Olabilir mi Ünal? Unutmuş olabilir misin orada? Unuttum, hatırlamıyorum ki. Allah. Ünal. Acaba diyorum sen bir B12'ye falan mı başlasan hayatım? Son zamanlarda bayağı şeyi unutmaya başladım. Kim? Ben mi? Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Hem sen kimsin? Ne oldu? Tolga ortada yok. Ya zaten Ezgi'ye bir şey yapıp ortada durur mu? Bekler mi, bunlamıştır ya. Biliyor kendisine hesap sorulacak. Sakin abi, artık yapacak bir şey yok. Hesabını yarın keseceğiz. Bu Tolga'nın ağzını burnunu dağıtıp gülüşünü soldurmak lazım. İşte şimdi özellikle bu tarz vakalarda buruna çalışıldığında falan ya da ne bileyim elmacık kemiğine bize çok dönüş oluyor. Ne oldu ifade verme meselesi? Ne zaman biter işimiz? Belli değil. Yani sabaha da bulabilir dediler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.